Babana rahmet okuttur, annene rahmet okuttur veya çocuğuna emek vereceksin ki şikayet etme. Of ne yapacağım bundan? Of bunlar çok azgın. Of yani bilhassa ebeveynler bunu çok yapıyor. Yani ne anlıyorsunuz bu kadar şikayetten? Çocuklar yine böyle, yine beni böyle yaptılar, yine beni böyle yaptılar. Yine... Ya ne anlıyorsunuz? Bunun ne faydası var? Hocam psikoloji konuştuğu zaman rahatlıyor. E bir de Allah var ya. Bir de şöyle düşün bakalım. Sen bu yaştayken hangi olgunluktaydın? Bir insaf et ya. Sonra bak bakalım acaba. Öflemelerinin, pöflemelerinin, ihmallerinin hepsi acaba çocukta zuhur etmiş olabilir mi? Çünkü çocuktaki nefis anne ve babanın nefsi arzularıyla, şekilleriyle şekillenir. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi bir çocuğa bakmış. Ah yavrum, ah 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 ah. Vay 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 vay. Ne oldu demişler. Göremiyorsunuz tabii siz demiş. Annesinin babasının haram lokmaları çocuğun üzerine yapışmış. Yani çocuğa bakmış. Ah yazık yazık. Vah vah vah. Ya Rabbi sen yardım. Ne oldu efendim demişler. Anne babanın haram lokmaları çocuğun üzerine yapışmış. Bu boru değil. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi nasıl bir insan biliyor musunuz? Hani Evliyaullah'ı bir kervan düşünün. Böyle bir kervan. Kervanın şöyle en başına doğru bakın. Kervanın başını çeken kişilere. Cüneyd-i Bağdadi'yi görürsünüz. Nakşisi, Kadirisi, Halvetisi, Evliyaullah. Hepsi derler ki Seyyid-i Taife. Bizim Taife'nin efendisi kim? Hazreti Cüneyd. Cüneyd-i Bağdadi. Alem olmuştur. 6 yaşındayken, bak yapabilecek miyim bilmiyorum. Arkadaşları oyun oynarken elbiseleri falan kaybolmasın. Çünkü köpek de danıyor birisi şey yapar diye. Cüneyd sen nasıl olsa oynamıyorsun derlermiş. Üzerine koyarlarmış. Arkadaşların abasını tutarmış böyle. Onların oyununu seyredermiş. Bir yandan da yan tarafta kabristan var. Kabirdekilerle sohbet edermiş. Cüneyd böyle bir insan. Cüneyd-i Bağdadi. Bu sırada çok büyük velilerden bizzat bakmış. Simasından tanımış. 6 yaşında. Bak 6 yaşında. Çocuk. Al sana çocuk. Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Hazreti Cüneyd. Bakmış böyle kucağında elbiseler olan çocuk duruyor caminin kenarında. Bir yandan da kabristana falan bakıyor. Büyük velilerden bir zat gelmiş. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Çocuk, söyle bakalım. Şükür nedir? Dinliyor musun? Arkadaşlar dinliyor musunuz? Çocuk, söyle bakalım şükür nedir? Hazreti Cüneyd-i Bağdadi hiç tereddüt etmeden Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmemektir demiş. Anında cevap. Söyle bakalım çocuk şükür nedir? Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmemektir. Barekallah. İnşallah görüşeceğiz. Allah ilmini mübarek etsin. Arif-i billah. Hazreti Cüneyd demiş daha küçücükken. Cüneyd-i Bağdadi. Allah şefaatine nail eylesin. Bak bu da çocuk. Dayısının himayesinde gece namazına kalkarmış. Dayısı. Hemen altlı üstte oturuyorlar, yan yana oturuyorlar. Dayıcığım gece namaza kalkınca beni de kaldırır mısın? Bu da çocuk. Kıyamıyorum ben çocuğuma. Kıyamıyorum. Çok derine inme oğlum. Oğlum çok derine iniyorsun. Daha yaşın kaç? 25 yaşındasın oğlum. 5 vakit namaz mı kılınır? Yapma gözünü seveyim. Allah diye Allah dediğimiz o kadar. Bak Ramazan'da ne güzel arada bir oruç da tutuyorsun. Oğlum sen cumaya gitmiyor musun? Gidiyorsun. Oğlum bu kadar derine inme. Bu hoca biraz manyak. Onu çok dinleme diyorsun mesela. Ben sana anlatsam. Al iki çocuk. Ben o çocuklara kurban olayım. Ben o iki çocuğun yoluna kurban olayım. Allah onların ayağını bastıkları toprakta beni yaşatsın. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin.
Baktılar bir amca yalap çap abdest alıyor. Bir abdest alıyor, dirsekler kuru. Oluyor böyle sesler çıkartıyor. Burnunuz, kafa böyle yamuk yumuk. Bakıyor şimdi Hasan Hüseyin birbirlerine. Ne yapalım? Gel bir çaresini bulalım. Bunu böyle başımızı çevirip gidemeyiz. Biz Hasan Hüseyin, Resulullah'ın torunuyuz. İmam Ali'nin, Fatma Zehra'nın kuzularıyız biz. Biz bu ümmete yanlışlık gördüğünde başımızı çevirip gidebilir miyiz? Dercesine geliyorlar şimdi. Çok güzel sahnedir. Bilirsiniz bunu. Ben bir daha anlatacağım ama şefaatleri gelsin. Amca, selamünaleyküm. Abdest almış güya amca ama topuklar kuru. Bak şimdi söylüyorum sana. Beni karşıdan görüyor musun Raif? Bak, topuk kuru kalırsa abdest olmaz. Abdest olmaz. Dirsekler yıkanacak. Abdest olmaz. 4 kere 5 kere falan dedi. Usulüne uygun. Ölen burnu falan da değil. Şakır 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 su akarken de değil. Buradan alınır. Avuçlar yıkandıktan sonra akan suyla yapılır. Evham da yapma. Kuru mu kaldı? Islak mı kaldı? Öyle evham da yapma. Kafayı çizersin. Ama şunu anlatayım. İlk defa duyan vardır belki. Hazreti Hasan Hüseyin gelmiş. Amca selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz kardeşiz demiş. Evet. Bize hakemlik yapar mısın? Hangi hususta? Kardeşim iddia ediyor ben daha güzel abdest alıyorum diye. Ben iddia ediyorum daha güzel abdest alıyorum diye. Yarışıyoruz. Karar veremedik. Aramızda nizâ çıkıyor. Sen bizi seyret. Hangimiz güzel? Lütfen dinleyin. Çok güzel burası. Hangimiz güzel abdest alıyorsa sen bize hakemlik yap. Sen karar ver. Ya hadi bakayım demiş. Hazreti Hasan başlamış abdest almaya. Adam böyle büyülenmiş gibi seyrediyor. Sanki Resulullah abdest alıyor. Yani bir acayip bir şey.